arkadaşlar. Bu dersimizde de boylan nedir? Boylanı neden uygularız ve nasıl uygularız? Bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle boylan dediğimiz nedir? Bir objeyi diğer objeden kesmek ve bazı objeleri çıkarmak onun için yapılıyor. 3D Max'te de boolean komutu olarak geçiyor. Maya'da da yine aynı isimle adlandırılmış. Şimdi ben iki tane obje oluşturdum. Buradan bir tane kare şeklinde küp aldım. Ve bir adet de silindir aldım buradan. Şuradaki özelliklerinden segment sayılarını arttırdım. Şunu isterseniz büyütebiliriz. Şimdi buradaki objeyi ben nasıl buradan çıkartabilirim veya buna nasıl ekleyebilirim? Aynı şuradaki diğer derste incelediğimiz kombinede nasıl yapıyorsak boylanda da bu özellik var. Veya ben diyorum ki şurada benim bir tane karem var, bir tane de silindirim var. Bu silindirin şu kısmında bana şurası lazım ve burayı ve şu sol taraftaki kısmı, silindirin boşlukta kalan kısmıyla dikdörtgen olan şu kısım, dikdörtgeni ben yok edeceğim, şuradaki kısım oluşacak diyorum. Bu üç sistemde yapılıyor. Birinci sistemde arkadaşlar ilk önce Mesh menüsü altında ekstracı zaten daha önceden bu dersi yaptık. Kombinede işledik. Boylan komutuna üzerine geliyoruz. Şurada yüzer olması için, yani ben bunu istediğim yere taşımam için şuradaki, daha önceki derste de söylemiştik, şuradaki kesikli çizgi kısma tıklıyorum ve bunu getiriyorum. Şöyle boşluğa bırakıyorum. Arkadaşlar burada boylanda 3 tane komut var. Union, Difference, Intersection diye. 3'e ayrılıyor. Union'da birinci ve ikinci parçayı birleştiriyor. Aynı bizim şu anda hani şöyle seçip şuradan kombine ediyoruz ya. Biz buradan face'ine bakın nasıl yapıyorsak Ctrl Z. Bakın şuradaki kombine özelliği, yani iki tane objeyi birbirine birleştirmeyi nasıl yapıyorsak Union'da da onu yapacak. Ctrl Z ile geri gelelim. Bakalım parçaya halen aynı mı? Ctrl Z. Evet, teke düştü. Evet. Burada Union'da birinciyi seçiyoruz. Klavyeden Shift tuşu solda bulunuyor. Onun üzerine basılı tutarak ikinci parçamız olan silindiri seçiyoruz. Buradan Union'a bastığımız zaman aynı kombinedeki gibi iki tane, bakın hangisine tıklarsak tıklayalım, tek parça haline getirdi. Burada yine Face'e girdiğiniz zaman şuradan Face kısmına girelim. Bak aynı kombinedeki yaptığını yaptı. Evet. Geri geldik. Difference'da da hangi objeyi hangisinin içerisinden çıkarmak istiyorsanız diyorsunuz ki ben şu birincinin içerisinden ikinciyi çıkarmak istiyorum derseniz o zaman difference bunu kullanırsınız. Ctrl Z. Eğer ki hangisini ilk önce seçerseniz sonraki ondan çıkarılmış oluyor. Mesela ilk önce bunu seçtim. Shift'e basılı tutuyorum. İkinciyi seçtim. Yani son seçtiğim zaten yeşil rengi alıyordu. Difference'e bastığım zaman direktmen onu onun içerisinden kesiyor. Arkadaşlar
Intersection'da ise iki tane obje var. Bunların kesiştiği yerler neresi? Şimdi diyelim ki buna göre şu yuvarlağın şu noktasından itibaren ve şuralarını atacak. Bunda da şöyle getireyim tam orta noktasına. Şu kısmı, yani şöyle şu kısmı kesip atacak. Nasıl yapacak? Birinciyi seçtim. Shift ile ikinciyi de seçtim. Son seçtiğim silindiriydi. Onun için yeşil renk aldı. Intersection diyoruz. Gördüğünüz gibi oradaki Ctrl Z, bakın üst tarafa dikkat edin. Şuradaki kareleri görüyor musunuz? Bir de silindirin üstündeki karelere bakın. Çok küçük değil mi? Diğerine göre. Şimdi birinciyi seçtik, ikinciyi seçtik. Bunu keserken şuradaki üst düzey neyse ona göre veriyor. Bak, kestim. Gördünüz mü? En üst nokta. Bir önceki, şuradaki bizim küpümüzün karesi gibi, yani şöyle düşün. Yani bakın. Şöyle düşünün. Şu kısma alıyorum yani. Ona göre yaptı. Bu aylanda uygulayacağımız sistemler bunlar. Yani 3 sistemden oluşuyordu. Ya bir şöyle hemen Ctrl D yapayım. Bir tane şöyle geleyim. Ctrl D yapayım. Ve bunu seçeyim. Şöyle çekeyim. Üst sistem yapıyoruz. Birinci sistemde bunu yapıyordu. Union'da. İkinci sistemde Difference'da bunu yapıyor. Intersection'da bak hata yaptım. Boşluktayken veya bir tanesini tıklıyorum. Bak hata yaptığım zaman hemen kırmızı renkli hata raporunu veriyor aşağıda. Ve bunu seçiyorum. Bunu yapıyorum. Yani birincide yaptığı iki objeyi birbirine kaynatmak. İkincide Difference'da seçtiğim ikinci objeyi birinci objeden çıkarıyor. Üçüncüde ise ne yapıyor? Kesişen noktalarını kesiyor ve üst tarafa kendi özelliğinde vertex, daha doğrusu segment sağlıyor. Arkadaşlar, bu boyalansla göreceğimiz bu üç komuttan göreceğimiz olaylar bunlar. Burada da mesela gelelim şuna. Pivot'a alalım. Modify'den Center Pivot diyelim. Geldim buraya. Evet. Yukarıya hafif kaldırıyorum. Hatta gördünüz mü? Bakın. Şu alt tarafı da kesmiş. Boyu kısalmış. Ctrl Z. Şu kısım gitmiş. Üst kısım da gitmiş. Şu küpün, yani şu intersection'da şuradaki küpün boyutunu aldırmış. Bunu R ile biraz daha büyüteyim. Evet. Ne yapıyoruz? Birinciyi seçiyorum. Daha doğrusu birinciyi seçelim. İkinciyi seçelim. Ve difference diyoruz. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ctrl Z. Biz yanındaki kutucukla bunu yapmaya kalksak, bakın arkadaşlar, Preverse Color, yani bu şekilde bunu işaretleyebiliriz. Yani bunun zaten rengiyle bunun rengi aynı olduğu için bir şey algılayamayacaksınız. O rengin kolorunu alıyor. Yani gösterebileceğim boylanla ilgili komutlar bunlar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.